Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle kesirlerde toplama ve çıkarma problemlerini çözeceğiz. Şimdi problem çözebilmeniz için tabii ki bazı uyarılarda bulunmalıyız öncelikli olarak. Bir kere bir problemi çözmenin olmazsa olmaz şartı çok iyi okuyup ...problemi anlamalıyız. Eğer siz... ...ne kadar işlemlerinizi iyi yaparsanız yapın... ...sizde anlatılan şeyi... ...problemde anlamadığınız sürece... ...yapmanız mümkün değil. Diğer bir... E, ...önemli nokta... ...sizden istenilen... ...size verilenlerden yola çıkarak... ...sizden istenilene nasıl ulaşacağınızı... ...planlamalısınız. Yani ben şurada şu, sayıla şu sayı şu sayıyı şöyle... ...toplayacağım, çıkartacağım... ...çarpacağım, böleceğim... Bunları kafanızda e, netleştirmeniz gerekiyor ve son olarak tabii ki ne yapacağınızı bilmeniz kadar o işlemleri de yapabilmelisiniz. Ha, tamam ben burada toplama yapabil yapmalıyım diyorsunuz ama e, toplamayı yanlış yapıyorsunuz ya da çıkarmayı e, bu da sıkıntı. O yüzden muhakkak işlemleri de nasıl yapıldığına hakim olmalıyız. Peki toplama çıkarma problemleri olduğu için. E, topluma çıkarma üzerine problemler olacak. İlerleyen zamanlarda tabii ki çarpma bölme de işin içine girecek ama şimdilik topluma çıkarma üzerine odaklanacağız. Neydi kesilerde topluma çıkarmanın yapılışı? Bir kere paydalarınız eşit olmalıydı. Değilse genişletme yoluyla paydaları eşitliyorduk. Daha önceki derslerimizde bunlar üzerinde uzun uzun konuştuk. Peki genişletme yaparken neye dikkat ediyoruz özellikle? hem payı hem de paydayı genişletmeyi unutmuyoruz. Bazı arkadaşlar aşağıdaki sayı yani paydayı genişletiyor ama yukarıdaki sayı genişletmeyi unutuyor. Sakın bu hataya düşmeyin. Başka bir husus tamları kesinlikle genişletmiyoruz. Buraya söylememişiz ama dikkat edin. Peki genişletme yapıp paydaları işledikten sonra toplama çıkarmada tamları kendi aralarında toplayıp çıkarıp tama paylar yani dilimleri kendi aralarında toplayıp çıkarıp paya yazıyoruz. Ama payda ise toplayıp çıkarılmıyor arkadaşlar. Aynen yazılıyor. Bunun sebebini zaten neden böyle olduğunu daha önceki videolarda açıklamıştık. Peki hemen örneğimiz üzerinden gidelim. Diyor ki bir kitabın ilk gün 8'de 3'ünü, ikinci gün 6'da 1'ini okuduktan sonra geriye kitabın kaçta kaçı kalır? Şimdi burada İki gün boyunca okunan miktarlar verilmiş. Kitabın şu kadar da şu kadarı okunmuş diyor. Bize okunduktan sonra geriye ne kadar kaldığı soruyor. Bir şeyden ne kadar kaldığını bulmak için önce toplam ne kadarının okunduğunu bulmamız gerekir. Bakın kafamda bir plan yapıyorum. Ne yapıyorum? Toplam okunan kısmı bulmak için bir kere ilk gün okunan 8'de 3 ile ikinci gün okunan 6'da 1'i toplamalıyız. Bunu biliyoruz. Peki hemen yapalım. Topladıktan sonra bakın devam ederiz ne yapacağımıza. Paydalarımız 8 ve 6 kaçta eşitlenir? 24'te eşitlenir arkadaşlar. Gerekli genişletmeleri yaptık. Bu tarafı 3 ile bu tarafı 4 ile genişlettiğimizde 3 kere 3 9 3 kere 8 24 4 kere 1 4 4 kere 6 24 Ne yaptı? Paydamız 24. 9 ve 4'ü toplayınca 13. 24'te 13. Bu şu demek. İlk iki gün biz kitabın 24'te 13'ünü okumuşuz demektir. Peki cevap bu mu? Hayır. Bize sorunun sonunda ne soruluyor? Geriye kitabın kaçta kaçı kalır? Bir şeyin tamamı harcanmadan, yapılmadan önce her zaman bir bütündür. Yani soruya göre 10'da 10'dur, 9'da 9'dur, 25'te 25'tir. Biz burada 24'te 13 kısmı okumuş bulduk ya. O zaman kitabın tamamına 24'te 24 diyebiliriz. Bakın bir bütün. E paydam 30 olsaydı 30'da 30 diyecektim mesela gibi. Peki o zaman kalan kısmı bulmak için kitabın tamamı olan 24'te 24'ten okunan 24'te 13'ü çıkartırız. Geriye bulduğumuz 24'te 11 kalan kısım olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem toplama yaptım hem de çıkarma yaparak sonuca ulaştık. Aslında Olay gayet basit. E, sorularda ne yapacağınızı anladıktan sonra gerisi işlem yapmaya kalıyor arkadaşlar. Dikkatli anlıklığı göstermeden e, hata da yapmazsanız işlemlerinizi de. Tabi önce problemi çok dikkatli okuyun. Özellikle sorunun sonunda neyi sizden istiyor lütfen ona özellikle dikkat edin. Evet bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalarımızı çözeceğiz. E, o derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.